Merhaba arkadaşlar, ben Şenol Dere. Bugün sizlere Proteus'ta olmayan bir entegrenin veya bir malzemenin en azından devre şemasında göstermek için nasıl yapıldığını göstereceğim. Aynı zamanda PCB için, baskı devre için de paketinin nasıl oluşturduğunu göstereceğim. Şimdi tabii ki Proteus'tan başlayalım. Şimdi Proteus'ta açıldıktan sonra boş bir sayfa açalım. Bakıyoruz, mesela ben ISD entegresini tercih ettim. ISD entegresi, benim şu an 25.000 hazırladığım bir entegre mevcut burada. İşte 25.000 serisi alalım. Ben 25-120'yi yapacağım. Onu da nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bu benim tamamen hazırladım. Zaten kategori olarak da Şenol'un içerisinde duruyor. O yüzden şimdilik bunu kapatalım. Bir malzeme oluşturacağız, bir ISD oluşturacağız. Tabii ilk önce entegrenin hangi türünü kullanacağımızı bakmamız lazım ki burada Google'dan ISD 25120 seçelim. Buradan da data sheet'ine gidelim. Data sheet'inde gerekli bilgiler mevcut oluyor entegre ile ilgili. Burada bir blok diyagramı var. Bize entegrenin görünüşü lazım. İşte biz kullanacağımız entegre şu şekilde olacak. Başlangıcı bir şeklinde bu şekilde bir entegremiz olacak. Ben bunu hazırlayacağım şimdi. Nasıl hazırlayacağımı göstereceğim. Bir tanesini hazırlayacağım. Ondan sonrası hızlandırarak gösteririz diye tahmin ediyorum. Şimdi Proteus'u açalım. Şu kısım tamamen 2D grafik line modu. Yani çizgi modu bu. Bu box modu, yani küp dediğimiz circle modu. İşte arcle dediğimiz yay modu. Kapalı bir yol modu. İşte text modu vesaire vesaire. Şunlar da zaten 2D grafik sembol dediğimiz olaylar. Yani sembol de oluşturmak için. Neyse, biz şundan başlıyoruz ve komponent seçiliyor. Pin seçili olmuyor. Yoksa pin şeklinde yapıyor bunu. Komponent dediğimiz bir olayla. Ben şimdi rastgele bir büyüklük yapacağım bunu. Şöyle rastgele bir büyüklük yaptım. Şöyle bir şey yaptım. İyice büyüteyim. Şimdi bunun pin koyacağız. Şurada device pin mod dediğimiz olay var. Default dediğimiz standart bir pin modu. Invert dediğimiz pinin değillenerek girmesi içeri. Bu clock pini. Bu da değil clock pini. Bu da pinin normal pini, kısa hali. Bu da bazı entegrelerde var, mevcut oluyor. Bus dediğimiz birkaç tane ucun bir anda gönderilmesiyle oluşan bu uçlardan bir tanesi. Şimdi biz tabi default kullanacağız burada, basit olması için. Şimdi şu şekilde bunu böyle koyacağız. Kaç uç vardı bizim entegremizde? Bakalım şimdi. 28 tane uç var. 28 tane uç olduğuna göre biz de 28 tane uç koyacağız. Bir tarafı 14, bir tarafı 14. Tabi bunu isterseniz, yani bir tarafı 13 ve yukarı aşağı birer tane, biri artı biri eksik olmak üzere koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin seçiminize kalmış bir şey. Fakat ben iki tarafa da 14 tane koyacağım. Şöyle sırayla koyacağım bunları şimdi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi diğer tarafa bu ucunda gözüken çarpı işareti dışa gelecek şekilde olmalı. Onun için de şöyle yapıyoruz. Ve o dışarı gelmiş oluyor zaten. Tam da karşılaması için şöyle yapıyoruz. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi bunları yaptıktan sonra asıl olaya geldiğimiz şey şu. Buna tıkladığınız zaman bir pin name, default pin number ve buradaki ilgili şeyler var. Şimdi buradaki ilgili yerlere ben şey yapmayacağım. Herhangi bir elleme yapmayacağım. Ya elektrik tipi var burada. Input mu olsun, output mu olsun, pasif mi olsun vesaire diye. Tabii şu anda biz pasif bir malzeme yaptığımız için bütün uçları pasif olacak doğal olarak. Şimdi pin name hemen şuradan bakarak gidiyoruz. A0'da A0'dan M'leri yazmayacağım. A0'dan A1, A2, A3, A4 diye sırayla gitmiş.
Biz de öyle yapalım. Dediğim gibi istediğiniz yerlere istediğiniz değişik şeyleri koyabilirsiniz. Fakat bunları numaralandırırken paketi oluştururken özellikle PCB paketi oluştururken bu sefer problem yaşayabilirsiniz. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece. Şimdi gelelim protosumuza tekrar. A1 ve pin name'i A1 değil A0'dan başlıyor. Pin name A0, numarası da 1. Orada bir numara olduğu için ben de bir numara yapıyorum oradakini. Şöyle göstereyim. Şurası 1 olduğu için A0'ınki 1. Pin number'ı da 1 yapıyorum. Rotate pin ya da ismimi değiştirmek. Şöyle yaptığım zaman bu A0 direkt karşısına yazıyor. Geri kalanları ben muhtemelen buraya hızlandıracağım. Tekrar geldiğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Tabii datasheet'e bakarak hepsini yaptım tek tek. Bitirdikten sonra artık devremiz aslında şu şekilde hazır. Baktığınız zaman şunu biraz daha hani düzgün olması açısından biraz daha küçük yapıyoruz. Şimdi devremiz bitti. Giriş uçları vesaire. Şimdi ne yapıyoruz? Asıl mesele bu. Şimdi şu şekilde bütün hepsini seçiyoruz. Ve sağ tıklayıp ya da şurada yukarıda görmüş olduğunuz Make Device kısmı var. Sağ tıklayarak da yapabilirsiniz ya da yukarı tıklayarak da yapabilirsiniz. Make Device'a girdik. Device'ın ismi demiş. İsmini yazıyoruz. ISD 25120. Prefix dediğimiz gelen yani şuraya geldiğinde U1, U2, U3 genelde entegreler U için gösterilir. Fakat ben buna ISD diyeceğim. Buraya yazabiliyorsunuz prefix dediğimiz referans sabiti. ISD 1 ikinci koyduğunuzda ISD 2 diye isimleri yazacak. External modül diyor. Ben bunu yerleştirmeyeceğim. Symbol name step bunu da yazmayacağım. Direkt böyle geçeceğim. Şimdi baktığınız gibi paket yok burada. Paketi siz hazır yerlerden de seçebilirsiniz ama ben şu an için seçmeyeceğim. Neden diyecek olursanız aslında önce paketi yapmamız gerekiyordu, sonra bunu yapmamız gerekiyordu ama hani biz tersini yaptık. Neyse mesela bunu oluşturmayalım, bu böyle kalsın mesela. Biz Ares kısmına geçelim direkt. Bu burada kalsın. Paketimizi oluşturalım ki kaydederken de paketi otomatikman gelsin. Şimdi de kaydedebiliriz ama sonra tekrar tekrar paket seçmek zorunda kalırız her seferinde. Şimdi baktığınız kadar burası gridlerden oluşuyor. Her birinin bir ölçüsü var sonuçta. Şimdi ISD'nin tekrar datasheet'ine geliyoruz biz. Datasheet'inde burada şimdi yazmıyor ölçüleri ama son sayfalara doğru bunun paketlerle ilgili bilgileri gelecek. Tabi burada ne anlama geliyor? Burada işte 25.000 serisi olduğunu, duration yani süresinin ne kadar olabileceğini ve sonra gelen harflerin de şu ikinci gelen harf sıcaklık alanı, özel sıcaklık çalışma alanı aslında. Bu da paket tipi şeklinde söylüyor. Şimdi gelelim pakete, bakın burada ölçülerini vermiş burada tek tek. Ama bizim paketimiz tabii ki bu değil. Maalesef paketimiz bu şekilde olacak. O yüzden bakıyoruz bu pakete. Şimdi şu H dediğimiz aralık yani iki bacağın arası bizim için önemli. Çünkü biz 3 boyutlu resmini çizecek olsaydık bütün ölçüler önemli olurdu ama birincisi boyutu önemli değil çünkü kaç bacak olduğunu biliyoruz. Ama iki bacak arasındaki boyut önemli bizim için. H dediğimiz o boyut var. Şurada H. Baktığın zaman inç cinsinden 0.1 olması gerekiyor. Ama milimetre cinsinden de 2.1
54 milimetre demiş. Şimdi biz 2 nokta mil, yani inç olarak bakmamız lazım aslında olaya. Çünkü inç daha kolay. Çünkü tam çevirmiş burada. Milimetrik yapmak biraz daha zor oluyor. Onun için önce Proteus'u açıp, yani ben bu paketi mesela şu bacakta yapmak istiyorum. Şu işte tabii kare yuvarlak da yapabilirim ama ben şu bacakta yapmak istiyorum. Şimdi milimetre işaretim burada benim seçili. Alanlarım doğal olarak milimetreydi. Şimdi kaldırdım, inç olarak hesaplandı. Şu anda Snap'in kaç kalınlık olduğunu, 1. 5. dereceden olduğunu söylüyor. Ben çok yaklaştırdım tabii. Bunu da yatay yapacağım ben. Tabii ki şöyle döndüreceğim ve şu şekilde yapacağım. Şu şekilde yapacağım ve benim acaba şu aralığın ne kadar olduğunu ölçmek için şuradan bir tane aralık koyacağım. Burası 10 demiş aslında. 10 olarak söylemiş. Yani 100 olarak söylemiş. Biz de kendimize göre şuradaki ince göre yapacağız şimdi paketimizi. Tam şu noktaya denk gelecek. Aslında metreye çevirdiğimizde metre olarak da ölçmemiz lazım aslında şunu. Mesela şöyle bir ölçüm koyayım ben. 100 demiş. Metrik olarak çevirdiğinizde 2,54'e denk geliyor zaten. Baktığınız zaman 2,54 milimetre. Bizim de zaten istediğimiz buydu. Şimdi bacakları koymaya başlayalım. Tabii ki şuraya koyacağım. Sonra şuraya koyacağım. Tamam mı? Şimdi gridler çok ayrıntılı. Ayrıntıyı biraz daha şey yapmak için şöyle yapabilirim. Biraz daha rahat koyabilirim bunları. Çok ayrıntılı olmasın diye. Kaç tane oldu? Şu anda 6 tane oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Sonucumuz 14 oldu. Evet, şimdi bunların iki bacak arası uzaklığı bakalım bize söylemiş mi şeyimizde. Şurası iki bacak arasının uzunluğu bize C1 olarak verilmiş. C1'i milimetre cinsinden, yani bacakların arası değişebildiği için bunu bize istediğimiz şekilde ya maksimum ve minimum milimetreleri vermiş. Yani 600, aslında 600 inç olarak biz hesaplayacağız boşluğu. Şimdi tekrar Proteus'a geldik ve şimdi ben iki şey arasındaki 600'ü bulmam gerekiyor. Şu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 dedim. 600 oldu ve ben şuraya koymam gerekiyor. Tekrar tekrar tek tek koymamak için mouse'umu alıyorum ve şurayı seçiyorum. Ve blok kop şu kopyalama, blok kopi dediğimiz olayı gerçekleştirip kopyalayıp koyuyorum. Şu an entegremizin bacakları standart olarak meydana geldi. Tabii biz de paketin görünüş itibariyle ne kadar şey olduğunu bilmediğimiz için o paketi de koymamız gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey yapacağım. Top Silk dediğimiz şurada Top Silk seçili olacak ve şöyle bir paket olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bunun bir eğer 3 boyutlu çizmiyorsanız bunun bir çok oraya datasheet'e bakıp şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde olacaktır. Ve bir tarafının da şey olduğunu anlamak için bir tarafını anlamak için buraya da şey koyuyorum. Ve buraya da paketin ismini yazabilirim ben. Şurayla şöyle ismini yazabilirim. Mesela ISD 25120 diye bir isim yazıyorum ve bunu daha güzel gözükmesi için şöyle çeviriyorum ve bunu buraya koyuyorum. Bu artık bizim paketimiz oluştu. Paketi tabii eskisi, pardon, mouse seçildikten sonra hepsini seçiyoruz ve aynı şuradaki pardon, özür dilerim, make package, bu sefer make device değil make package yapmak üzere aynı şekilde tabii ki sağ tuşta da yapabiliriz. Şimdi new package name demiş, ismi ne olacak diye soruyor bize. Ben de ISD 25120 yazıyorum. Kategorimi Şenoli olarak seçiyorum. Ben öyle belirledim genelde kategorimi. Şenoli üzerinden tabi istersek de alt kod, paket tipi de seçebiliyoruz. O konuda sıkıntı yok. Şimdi baktığınız zaman bu şey devreye geliyor. Tabi 3D görüntümüz bunun şu şekilde olacak. Bu şekilde olacağı için yani buna ne yapabilirsiniz aslında? Siyah yapabilirsiniz. Yani ya, yanlış hatırlamıyorsam
Bunları da unuttum çünkü. Şöyle yapılıyor herhalde. 0,0,0 dediğim zaman bakalım siyah olacak mı rengi? Çok iyi hatırlamıyorum ama parantez içine de alınıyor olabilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu şekilde. Şu şekilde siyah yaptım ben paketimi. İsterseniz tabii 3 boyutlu programlarla da 3 boyutlu çizerek buraya MATLAB, STEP ya da AGES uzunluğunda şeyler çıkartabilirsiniz. O size kalmış bir tercih tamamen. Yani buradan da ya da 3 boyutlu modeller için bir şey yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. O sizin elinize kalmış bir şey. Neyse bunu oluşturduktan sonra library'i, package kategorisini seçtim. Tipini seçmedim. Burada hangi şeye ait olduğunu konektöre mi hangisine ait olduğunu ben package'i seçiyorum. İsterseniz paket açıklaması yazabilirsiniz. Ben buna ISD 2520 yazayım. Okey diyoruz. You must have bir tip seçmek zorundasınız diyor maalesef. Surface değil de throat hole diyelim. Ya da şöyle yapalım. Yeni bir grup oluşturalım biz kendimize. Ona da soket diyelim. İngilizce yazacağım soketi. Soket diyelim. Soket grubuna ait olacak. Sub kategori belirlemiyorum. Okey'e basıyorum. Artık bizim paketimiz oluştu. Şu an bu paketimiz artık şu şekilde gelecek. Bakın şu şekilde gelecek şimdi. Tamam. Neyse. Şuradan da siliyorum bunu. Okey diyorum ve buraya kapatıyorum. Artık paket kütüphaneye kayıtlı ve bunu yapmaya başlıyorum artık. Make device diyorduk. Ne diyorduk? İsmine ISD -25120 diyoruz. Ondan sonra prefiksine ISD diyoruz. Prefiks dediğim gibi her koyduğunuzda ISD 1, 2, 3, 4 diye ekleyecek. Diğerleri boş bırakıyoruz. Next diyoruz. Add diyoruz burada. Tekrar add deyip buradan ben doğal olarak buraya kaydettim. Bu kategoriye kaydettiğim için şu ISD 120'yi kaydedeceğim. ISD 120 dediğimiz 2520'yi paket olarak seçeceğim ve tuşlarını hepsinin tam denk geldiği işte dediğim gibi sırayla yapmazsanız burada tek tek numara vermeniz lazım. Tabi diğer uçları bütün uçları pasif. Burada bakmayın karışık geldiğinde ama hepsi denk geliyor. Eğer siz sırayla yaptıysanız orada ya da ekstra boş pinler de ekleyebilirsiniz. O size kalmış. Burada assign package diyoruz ve paketimiz ayarlandı. Next diyoruz. Ve name package vesaire bu ismini de yazdık. Tekrar next diyelim. Datasheet file'ı datasheet koymak istiyorsanız eğer koyabilirsiniz ya da help file koyabilirsiniz bununla ilgili. Çok orijinal şeyler yapmak istiyorsanız tekrar. Kategori şey kütüphane olarak kendi kütüphaneme koyacağım. Tekrar bir manufacturer seçmeyeceğim. Stock order code yazmayacağım. Device açıklaması yazmayacağım. Ya da not yazmayacağım. Burada istediğiniz şeye library'e koyabilirsiniz. Kendi kaydetme kütüphanesi olarak tabi bu. User DVC'ye kaydediyorum ben genelde. Okey diyoruz ve malzememiz artık bu ayrıktı zaten. Bakın şunu şuradan sileyim. Delete diyeyim. Delete dedikten sonra şimdi kaldırdım. P'ye bastım. ISD. Şimdi benim diğer yaptığım ISD de gelecek. ISD yazdığımızda bu az önce yaptığımız 125'e geldi. Bakın burada da gözüküyor. Şimdi seçtim. Bakın prefix ismi de gelecek. Bakın prefix ismi ve yani ismi de geldi. Doğal olarak şey yaptı. Artık böyle bir devre şemasında tabi çalışmaz bu. Pasif elemandır. Çalışmaz ama devre şemasında gösterebilirsiniz. Ayrıca bakın geçtim. Otomatikman ISD 1 paketi geldi. Tamam mı? Komponente tıklayıp ISD 1 paketini seçip bakın bizim yaptığımız şekilde paket olarak meydana geldi. Çok güzel oldu bence. 3D görüntüsüne de bakalım. Siyah şeklinde. Tabi board gözükmüyor şu an. Board gözükmediği için bir şey diyemiyorum şimdi. Şimdi board'u onu da iyi bilgi olarak vereyim. Şimdi buraya kareye tıklıyorsunuz. Şurada board edge dediğimiz şey kısım var. Ben de board edge şöyle kenarlarını yaptım ve 3 boyutta tekrar tıkladığımda artık board'um da gözükmüş oluyor. Tabii 3D modelleme yaparak bunların üstüne yazı yazabilirsiniz. Kendi isminizi yazabilirsiniz. Belirtebilirsiniz. Herkes sizin belki modelinizi kullanır. Kendi istediğiniz modellere göre değişik şeyler yapabilirsiniz. O imkana sahipsiniz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. İstekleriniz olursa protesto ile ilgili sorularınız ya da bu nasıl yapılıyor, şu nasıl yapılıyor demek istediğiniz analiz pencereleri vesaireler bunlarla ilgili video istiyorsanız ya yorumlarda ya da aşağıdaki e-mail adresine e-mail atarak
İstekte bulunabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bunları çekmeye çalışacağım. Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Hoşça kalın.